haklarında vergi kaçırma iddiaları bulunan Polat çiftinin tüm mal varlıklarına el konulmuştu. Polat çifti ve aileleri hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun soruşturma yaptığı ortaya çıktı. Polat çifti hakkında suç örgütü kurmak ve yönetmek, suç örgütüne üye olmak, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak ve vergi usul kanununa muhalefet olmak üzere 4 ayrı suçtan soruşturma yürütüldüğü öğrenildi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Dilan Polat, eşi Engin Polat, Engin Polat'ın babası Sezgin Polat, kardeşi Alper Kürşat Polat, anneannesi Zehra Yılmaz, Dilan Polat'ın kardeşleri Can Doğu ve Sinem Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu 13 şüpheli hakkında soruşturma yürütüyor. Soruşturma kapsamında şüphelilerin suç işlediği ve bu mal varlıklarını suçlardan elde ettiğine yönelik somut delil olduğu belirlendi. Şüphelilerin yöneticisi olduğu kozmetik, mücevherat, inşaat gibi 21 şirketle ilgili tüm varlık değerlerine el konulması talep edildi. Sulh Ceza Hakimliği bu talebi kabul ederek şüphelilerin tüm mal varlıklarına el koydu. Ayrıca şüpheliler hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Soruşturma kapsamında yer alan şirketler Dilan Polat Güzellik ve Kozmetik Hizmetleri, Dilan Polat Estetik Sağlık Hizmetleri, Milda Gayrimenkul Otomotiv Sanayi, Dipomet Medikal Kozmetik, Dilan Mücevherat, Milan Polat İnşaat Turizm, Sıla Doğu Güzellik Kozmetik, Nezdemir Güzellik Merkezi, Engin Polat Şahıs Firması ve Engin Polat Alüminyum olduğu öğrenildi. Soruşturma dosyasına giren MASAK raporunda Dilan Polat'ın internet yoluyla yaptığı satışlardan elde ettiği kurum gelirlerinin vergi matrağını azaltmak amacıyla sahte belge kullanmış olabileceği değerlendirilmesi yapıldı. Dilan Polat'ın sahibi olduğu Rise & Shine kozmetik şirketinin de sahte belge düzenleyici olduğu değerlendirilmesine yer verildi. Sahte belge düzenleyicisi olan 3 tedarikçi şirketten toplam 225.743.000 liralık mal alışının gerçek olmadığı da belirlendi.